Okay. Ay. Şuraya bak. Kurtulamamış kadın buralarda. Gülçiçek Hanımcığım, merhaba. Nevra Hanım, hayırdır? Hayır, girebilir miyim? Nefis bir baklava getirdim. Ay kokacağım, hayır. Rutubet kokusu. Ay, inanamazsınız ne buldum içeride. Çok güzel yapmışsınız evi. Ne kadar zevklisiniz. Ah, özellikle çiçeklere bayıldım. İçeride, dışarıda. Bahar size çekmiş demek ki. O da çok sever çiçekleri. Nevra Hanım, biz 20 yıldır tanışıyoruz, öyle değil mi? Evet. Bir kere bile bu evin kapısını çalmadınız siz. Hayırdır? Karnınızdaki dert neyse söyleyin de bilelim. Ay, kusura bakmayın. Sizin ana kız bu, açık sözlünüz. Kulağım sizde, dinliyorum. Peki, tamam. Hadi de geleyim. Bir zahmet. Biliyorsunuz Bahar doktorluğa döndü. Evet. Çok şükür. Bin şükür Rabbime. Kurban keseceğim kızıma. Tabii ki yani. Kesin. Yani ben sizin kadar coşkulu karşılamasam da ben de sevindim. Ama Umay çok üzgün. Yani Bahar daha ilk günden gece nöbeti aldı. Kız bütün gece ağladı. Gözyaşı dinmedi çocuğun. Yani deli çağında kız. Gülçiçek Hanımcığım, bu kızın annesinin yanında olması gerekmiyor mu? Babaannesi ne güne duruyor? Umay kocaman kız oldu artık. Annesinin halinden anlayacaktır. Hem ileride gurur duyacak anasıyla. Böyle düşünsün. Tabii öyle düşünür, inanın. Ama Gülçiçek Hanımcığım, sadece Umay değil söz konusu olan. Aynı zamanda Bahar'ın sıhhati de mühim, biliyorsunuz. Aha. Yani böyle gece gündüz koşturursa, tekrar yataklara düşerse ya, Allah korusun. Nevra Hanım, Bahar 20 yıldır sizin için gece gündüz koşuşturdu. O zaman böyle bir sorun olmuyordu, öyle değil mi? Şimdi ne oldu da birden Bahar'ın sağlığını düşünür oldunuz? Ay lütfen böyle konuşmayın, ama bak canım yanıyor. Yani ben kızım gibi severim Bahar'ı. Ay ne demezsin. Hiç güleceğim yoktu. Ay ben de güleyim. Anlıyorum, anlıyorum. Bana kırgınsınız. Timur'u engelledim diye kızıyorsunuz. Ama korktum. Korktum Gülçiçek Hanımcığım. Doktorlar Timur'a hiçbir şey olmayacak dedi. Timur'un kendisi de doktor. Ne oldu da böyle bu kadar telaşlandınız? Ama anneyim ben. Yani insan evladının başına bir şey gelecek zannediyor. Birdenbire yani aklım başımdan gitti. Lütfen, siz de annesiniz. Yani ben çok pişmanım. Timur'u yani engellediğim için pişmanım. Lütfen yapmayın Gülçiçek Hanım. Lütfen affet. Bakın. Bahar beni affetti. Siz de affedin lütfen. Barışalım. Ne olur. Lütfen. Bu konforlu hayatı sürdürmek için Bahar'a ihtiyacımız var bizim. Anne, ben hastaneye falan gelsin istedim. Timur, saçmalama. Başka çaremiz yok. Hep bu babanın yüzünden. O baban olacak adam yüzünden anne, bütün bunlar. Babamı karıştırma ya. Nerede? Karıştırmaymış. Eğer o malı, mülkü, evi o kızın üstüne yaptırmasaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. İnşallah rahat uyuyordur yerinde. Çünkü biz rahat değiliz gördüğün gibi. Gülçiçek Hanım, Gülçiçek Hanım lütfen, lütfen evet deyin, affettim deyin ne olur. Bahar affettiyse bana laf düşmez. Yeter artık, paralama kendini. Ay yok, paralamayacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar anlayışlısınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.